O gün öğretmen öğrencilerine bir başka gözle bakar. Çünkü öğretim yılının sonunda bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Ve öğretmen öğrencilerine acaba kim hangi rolü oynar diye bakmaktadır. Sen, parmağıyla bir çocuğu gösterir. Sen, parmağın ucundaki çocuk, arkadaşlar arasında öyle çok aktif olan, çok öne çıkan, şakalar yapan bir çocuk değil. Kendi dünyasında sessiz bir çocuktur. Sen, kendini Süpermen sanan bir deliyi oynayacaksın. Yani Süpermen'i oynamak bir yana, bir de kendini Süpermen sanan bir deliyi oynayacak. Hem de o çocuk. Ama çıkıyor ve oyunun üstesinden başarıyla geliyor. İşte o çocuk her ne kadar çok değerli bir tiyatro oyuncusu olsa da benim kitabıyla kendisine hayran kaldığım Buğra Gülsoy. Sevgili Buğra, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, tiyatrodan söz ettik ama evet, tamam, tiyatro apayrı bir yerde sende. Fakat ben bu Birinci Kıyamet'i okudum ve çok sevdim. Yani bir yazarın ilk kitabı bu kadar başarılıysa, estağfurullah, bundan sonra ne yazacağını çok merak ettiğim ender kalemlerden birisin. Devam yazacağım. Çıtayı o kadar yükseğe koydun ki. Estağfurullah abi. Gerçekten bunları senden öyle duymak gerçekten çok onur veriyor. Bunu kitap söylüyor. Kitap burada. Buyurun okuyun. Muhteşem bir kitap. Ben tamam, konuşacağız kitabı. Fakat hani oraya gidelim işte. Öğretmen seni gösterdi. Sen kendini Süpermen sanan bir deli oynayacaksın. Ne evet hissettin o anda? Öğretmen işte ortaokul dönemiydi. İşte bir tiyatro gösterisi yapılacak. Ben tabii o zamana kadar hiç tiyatro, oyunculuk öyle bir şey, hayalim, herhangi bir şey yok. Öğretmen beni seçince ben dedim yapamam. Yani nasıl yapayım? İnsanların önüne çıkacağım o kadar kalabalıkta, işte aileler geliyor. İşte tiyatro yapamam asla yani. Böyle bir şey yok. Yok dedi, yaparsın dedi, yapacaksın dedi. Gerçekten üzerime böyle bir Süpermen kostümü vermişlerdi. Bir tane psikoloğa gidiyor. İşte skeç gibi bir şeydi böyle. Ben o gün delirdim hakikaten. Oynamama gerek kalmadı. Çünkü o stresle o kadar heyecanlandım ki bu insanların bakışları üzerimde, herkes bana bakıyor, ne yapacağım? Bir süre sonra zaten delirdiğim için işte koyuverdim, gitti zaten, oldu yani. Kendi Süpermen zanneden bir deli olmuştum yani. Ama o öğretmenim gerçekten o gün aslında beni seçerek, beni sahnenin üzerine çıkarak belki de şu anki beni olmamı sağladı. O yani kabın içine düşen ilk damla oydu diyorsun. Evet, evet. Değil mi? Evet. Bugün bir taşıran damla var karşımızda. Peki, çocukluğumuzda ortak bir yön var ikimizin. Ben de Trabzon'da geçen çocukluk yıllarımda hep böyle telefon kulübeleri olurdu köşe başında. Cep telefonu yok. Köşe başlarında sarı telefon kulübeleri. İçine girer, çıkar, kendim havaya doğru atardım. Tüh, bu da değilmiş. Ha, sanıyordum ki ona uçma yeteneği veren telefon kulübesi. Telefon kulübesi. Değil mi? Takım elbiseyle girerdi, baş böyle bir çıkardı başı. Clark Kent. Clark Kent. Yani biz Süpermen'ciyiz. Onunla diğerleri sonradan çıktı. Peki Buğra, yani lisede böyle pek sanatla haşır neşin olduğum bir dönem oldu mu? Yani tiyatro devam etti mi sonraki lise yıllarında? Ankara'da doğdum, büyüdüm ben. Ankara'da babam bizi sürekli abimle beraber işte sinema filmlerine ve tiyatrolara. Hafta sonları. Hafta sonları, evet. Yani o da gerçekten çok önemliydi benim için. Çünkü özellikle tiyatroya gitmemizi ve kendisi her hafta sonu Ankara'ya gelen tiyatroları, o dönem işte tiyatroları, Ankara Sanat Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları, bütün tiyatroları götürmüştü. O da çok önemliydi tabii. Ankara'nın çok önemli bir tiyatro seyircisi vardı. Çok önemli, evet. Hala da var o. Gelenek hala devam da ediyor. Öyle, evet. Ve gerçekten yani Ankara'ya giden tiyatrolar, işte İstanbul'dan veya başka yerlerden giden tiyatrolar bir turne yapıldığı zaman Ankara seyircisini hep duyarım yani. Çok böyle bir korkarız. Çok farklı, güzel çok bir seyircisi var. Gerçekten sevmediği oyunu da ayağa kalkıp alkışlamaz. Çok doğru. Tepkisini hemen orada belirledi. Hemen ortaya koyar, evet. Sonra ailede nasıl bir Buğra var? Baba ne olmasını istiyor? Niye yönlendiriyor? Babam inşaat mühendisi. Mühendis olmamı istiyor. Şüphesiz. Diyor ki işte mühendis ol. Ben de işte o dönem abim Kıbrıs'a gitmişti. Endüstri mühendisliğini kazanmıştı. Kıbrıs'ta okumaya başlamıştı. Ertesi sene ben girecektim sınava. Çok parlak bir sonuç almadım. Dedi ki o zaman seni Kıbrıs'a göndereyim abinin arkasına, işte şey ol, mühendis ol.
Dedim ki hayır, madem böyle bir seçeneğim var, ben mühendis olmayacağım. Sen şantiyede uğraş, ben çizerim dedim. Mimarlık seçtim ben. Ve çok mimarlık güzel. Okumaya gittim. Halbuki zorunu seçtin. Yani mimarlık en zor eğitimlerden biridir. Evet, ama hep küçüklüğümden beri böyle çiziyordum. Çizime yeteneğim vardı. Babama dedim ki ben çizerim, sen uğraş yani. Ben tasarlayan olayım yani. Ne tür şeyler çiziyordum derken, yani böyle kendi kendine çizgi romanlar mı tasarlıyordun? Resimler mi yapıyordun? Vallahi şöyle, yani babaannemin evinde hatta asılı durur kara kalem çalışmam var. 7 yaşında Mona Lisa'nın aynısını çizmişim. Onu böyle bakarak çizmişim. Hala tutar onu. Müthiş. Öyle bir Mona Lisa var Türkiye'de. Var, var. Müthiş. Yani Buğra Gülsoy'un çizmiş olduğu bir Mona Lisa şu anda nerede duruyor? Ankara'da. Ankara'da babaannemin evinde. Ama evet. O çok değerli şu anda, biliyor musun? Evet, evet. Bak onu bak. Çünkü ben çocuk tarihinin peşindeyim ya. Yani o benim için gerçekten eser. İşte İstanbul Olacak Müzesi ile birlikte artık tarihe böyle bir bakış açısı ortaya çıktı. Yani Buğra Gülsoy tamam, kitapların, oyunların, ama çocukken çizmiş olduğum Mona Lisa. O müthiş değerli. Onu lütfen çok iyi sakla. O yüzden babaannem de o kadar iyi saklıyor ki onu. Bir de mesela şey yapardım, böyle kendime saatler çizerdim. Onları böyle kartona keserdim. Kartondan işte 3 katlı karton yapardım. Saatmiş gibi koluma takardım. Ansiklopediler, arkadaşlarıma falan da verirdim. Ansiklopediler senden diye. Çok çekti değil mi? Ansiklopedinden mi kesmiştin? Evet. Öyle bir şey. Evet. Ansiklopediden onu kesiyorsunuz. Altına onun kalıbını çıkarıyorsunuz. 3-4 karton böyle kalın bir şey yapıyorsunuz. Böyle yani mukavva gibi bir şey. Sonra kolunuza geçiriyorsun. Sonra da onu satmıştım mahallede birkaç tane daha. Tabii. Yani Buğra hayata saat ticaretiyle başladı. Saat ticaretiyle başladı. Çok güzel. Evet, çok... yani üniversite hayatımda da poster, afiş tasarım falan ticaretine dönüşmüştü. Çünkü grafik tasarım yapıyordum. Sürekli böyle işte okulun, işte Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin işte bilmem ne şey oluyor, uluslararası bir buluşması oluyor veya bir öğrenci buluşması oluyor. Sürekli afişleri sen mi tasarlıyorsun? Evet, afişleri tasarlıyordum. Peki Kıbrıs. Kıbrıs, yani ben Kıbrıs'ta öğrenci olmayı çok isterdim, biliyor musun? Kıbrıs'a her gittiğimde ya diyorum burada öğrenci olmak. Çok güzel bir kültür. Çok hele güzel ki bir öğrenci hayatı için. Çok, evet, gerçekten. Yani Doğu Akdeniz Üniversitesi de çok iyiydi. Kampüs hayatımız çok iyiydi. Aslında Kıbrıs'ın başka bir önemi de var benim için. Kendimi yarattığım yer aslında. Keşfettiğim yer. İşte fikirlerimi ortaya çıkardığım, hayata bakışımı çıkardığım yer Kıbrıs'tır. O yüzden benim için çok önemlidir. Peki ne oldu? Kıbrıs'a gittin, mimar olarak okuyacaksın. Buğra mimarlık öğrencisi ve orada tiyatroyla tanışman nasıl oldu? Gayet mimarlığı severek okuyorum, yapıyorum. İşte tasarım derslerini çok seviyorum özellikle. İşte hocalarla sürekli böyle işte yeni şeyler tasarlamayı seviyorum. Kafamda mimar olacağım yani. Çok da severek okuyorum. Bir arkadaşım Kıbrıs'ta, ama okul tiyatrosu değil, Mausa'nın bir tiyatrosu vardı, açık tiyatro. Orada oynuyordu. Ve dedi ki, ya dedi işte afiş tasarımdan, bizim dedi bir oyunumuz olacak, Kral Ölüyor, UNESCO'nun Kral Ölüyor oyunu. Onun afişini sen tasarlar mısın dedi. Bunu yaparken de bir şey rica edelim, açık tiyatronun logosunu tasarlar mısın dedi. Dedim tabii tasarlarım, ben de işte tasarım yapıyorum zaten, afiş yapıyorum falan. Çok güzel, yani sen tiyatroya afişten girdin. tabii. Çok ilginç. İşte logosunu tasarladım açık tiyatronun, çünkü logosunu değiştirmek istiyorlardı. İşte Kral Ölüyor'un işte afişini tasarladım derken orada Mehmet Ulubatlı ile tanıştım. Mehmet Ulubatlı Açık Tiyatro'nun genel sanat yönetmeniydi. Ve bana dedi ki, aynı ortaokuldaki hocam gibi, sen dedi, sende değişik bir ses var dedi. Sen dedi Kral Ölüyor'da doktor oynamalısın dedi. Hadi. Dedim yok ben. Yine o parmağın ucundasın yani. Yine o parmağın ucundayım. Dedim yok hocam, yani ben ne anlarım işte ortaokulda bir çıkmıştık etmiştik. Ben size işte afiş tasarlıyorum, size yardımcı da olurum. İşte ışıklara, işte sahne tasarımına falan. Derken kendimi UNESCO'daki doktor olarak buldum. Asıl ilk profesyonel anlamda sahneye o zaman çıkmıştım. Sonra mimarlığa da devam ediyordum. Açık tiyatroda başka oyunlar da oynamaya devam ettik. Tam mezun olacağım. Döneceğim ve babamla ofis açacağız. İnşaat mühendisi. Ben mimarım. Bu arada Ankara'da. Baba umutla bekliyor seni. Tabii baba umutla bekliyor. Hatta şöyle bir şey. İşte bir sene önce stajımı Ragıp Buluç'un yanında yapmışım. Ankara Atakule'nin mimarının yanında. Bir mimar. Evet. Ve Ragıp abi demiş ki, döndüğünde gel ofisimde başla, burada ben seni yetiştireyim. Daha ne güzel işte, ne istiyorsun? Her çok şey hazır. Güzel, her şey hazır. Her şey güzel ve mimarlığı da seviyorum. O arada Mehmet Ulubatlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları müdürü oldu. Ve dedi ki, biz dedi burada bir çocuk oyunu yapacağız. Ve çocuk oyununu bütün adayı gezeceğiz. Hem Türk hem Rum çocuklarını oynayacağız. Yaşasın barış. Orada dedi bir soytarı rolü var dedi.
Hep böyle deliler, soytarılar doktorlar. İnanamıyorum. Ve dedi ki hadi. Adada kalıp bu çocuk oyununda oynar mısın? Seni sözleşmeli olarak aldırayım. Hani evet şey değilsin, oyunculuk okumadın ama hani sözleşmeli olarak aldırabilirim. Hatta böyle seni yetiştirebilirim. Burada. Yani önüne iki tane yol çıktı. Biri Türkiye'nin evet. en önemli mimarlarının birinin evet, yanında evet. mimar eğitimi evet. alan genç mimar olarak hayata atılmak, öte yanda Kıbrıs'ta kalın, çocuklara soytarı oynamak. Evet, peki düşünün, bunu babama söylüyorsunuz yani. Ne soytarı mı? Nasıl yani? İki tane yol var yani. Bir paralel evrende benim o mimar, ben devam ediyordur muhtemelen. Kim bilir nasıldır hayat yani. Kaç stent takıldı babaya? Kesin kalp krizi geçirmiştir. Babam dedi ki sen ne diyorsun? İşte, bunu babana söyledi mi bu şekilde? Tabii söyledim. Dedim böyle böyle, ben çocuk oyunu oynayacağım. Çocuk oyunu ne oynayacağım? Soytarı oynayacağım işte. Adayı gezeceğiz. Bütün çocuklara, Türk, Rum çocuklara, herkese oynayacağız falan. Saçmalama oğlum, mezun oldum bak işte Ragıp Bey seni çağırıyor. Sonrasında biz beraber, hayallerim vardı, beraber ofis kuracaktık. Süpermen rolünü oynayan deli geri geldi yani. Geri geldi. Çok güzel ama bu. Annem müthiş. O ara dedi ki o kendi hisleriyle hareket etsin ve gerçekten ne yapmak istiyorsa onu yapsın dedi. Böyle mi anne? Evet. Halbuki anneler daha telaşlı olur. Yok, bu kez daha baba... kaygılı olur. İnanmıyorum, müthiş bir anne ya. Dedim ki anne harikasın. O zaman ben gidiyorum ve adada kaldım 5 yıl boyunca. Yani çocuğuna Süpermen pelerini diken anne. Gerçekmiş yani. Evet, evet. Gerçekmiş. Peki, Buğra çok çok ilginç. Yani peki hiç yani tamam istiyorsun tiyatroyu, o belli. Ama kaygıların yok muydu? Yani pek çok insanın, pek çok genç insanın, üniversite mezunun önünde olmayan bir yol varken genç. Orada da başarılı olabilirdin. Mimari evet. de apayrı bir alan, evet. çok güzel bir alan. Ama kalıp böyle, ne bileyim, adada çocuk tiyatrosu olarak turneye çıkmak. Tabii ki yani gençlik aynı zamanda çok cesursunuz o zamanlar. Ama cesaret. Ben aslında şunu da öğrenmiş oldum. Evet, mimarlığı severek okudum. Tiyatroda, tiyatro sahnesinde kendimi var edebileceğimi hissettim. Kendimi daha iyi ifade edebileceğimi hissettim. Ve o dönem kalbimin sesini dinledim gerçekten. Dedim ki bunu yapmalıyım. Ve sonuçlarını düşünmeden bunu seçtim. Sadece ben bunu ne yapmak istiyorum? Ben şu an bunu yapmak istiyorum diye. Sonrasını düşünmeden gerçekten o yolu seçtim. Yapmak istediğim şeyi yapmak istediğim için seçtim o yolu. Ve tiyatro. Kıbrıs'ta çocuklara barışı anlatan bir evet. oyunda soytarı rolündesin. Evet. Nerelere, evet. nasıl bir turneydi? Nerelere evet, çok gittiniz? Güzel bir turneydi. Bütün Kıbrıs'ı gezdik. Hatta Rum tarafında da o bir oyun oynamıştık. Orada tabii gazetelerde de çıkmıştı. Güzel. Bütün okulları, yani işte Karpaz'dan öbür taraf işte Kıbrıs'ın bütün her yerini gezdik. Her bir okulda oynadık bunu. Çok kıymetliydi gerçekten. Rol de çok güzeldi. Böyle bir kralın soytarısı. Kafamda böyle şeyler vardı falan. Sonra ben adada kaldım. Peki, ayak takımı arasında oyununda oynadım. İkinci oyunum Maxim Gorki'nin. Orada Pepe rolünü oynadım. Bu arada Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda da aynı zamanda her oyunun afişini falan tasarlamaya başladım. Ve oynamaya da başladım. Babam Yaşasın Barış'ı izlememişti. Hı. Ayak takımı arasında oyununa geldi. Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta. Lefkoşa'da oynuyorduk. Premierine. Güzel. Atatürk nasıl Kültür bir duygu senin için o peki? Ha? Çok heyecanlıydım. Yani şimdi... yani düşünsene. Yani, yani biraz da kendini babanın yerine koy. Yani çocuğunu işte mimar yanında görmek istiyor falan. Ama şimdi oturmuş onu tabii. sahnede seyredecek. Ben çok heyecanlıydım. Yani o da muhtemelen çok heyecanlıydı. Oyun bittikten sonra dedi ki sen haklıymışsın oğlum dedi. Bundan sonra hayatında hiçbir karara karışmayacağım dedi. Ve sen kendi yolunu kendin çiz dedi. Muhteşem. Oradan zaten muhteşem devam ama aydın bir anne baba gerçekten. Evet, çok çok önemli. Baba anne babaların kaygılarına da hak veriyorum, vermiyor değilim. Tabii ki, tabii ki çok haklıydı tabii kaygısında. Ama bütün o kaygılarının ötesinde işte çocuklarına güvenen anne babalar çok önemli. Her zaman daha değerli. Peki Kıbrıs serüveni ne kadar sürdü? Ne kadar orada tiyatro yaptın? Bu ne kadar? 2000'den 2004 yılına kadar okudum. O evet, mimarlık okudum. 2004'ten 2008'e kadar da 4 yıl boyunca orada tiyatro yaptım. Ne oyunlarda oynadım ve her bir oyunda ve işte o ustam oldu Mehmet Ulubatlı. Yani pratiğin içinde tiyatroyu öğrendim. Her bir oyunda her bir dönemi araştırmaya başladım.
Mehmet Ulubatlı ile beraber kendi hayat görüşümü, ustamdan öğrendiğim şekilde hayat görüşümü, hayat felsefemi kazanmaya başladım. Ve sonrasında o dönemde işte yazı başladı. Geliyoruz, evet. Yani şimdi ben Buğra'yı dinliyorum ama yani sen her ne kadar tiyatrocu Buğra Gülsoy'u anlatıyorsan da ben hep o yazarı bekliyorum, biliyor musun? O yazı şöyle başladı. Nasıl başladı yazmak? Kıbrıs'tan mı başladı? Evet, fotoğrafçılık merakım başladı. Oraya geçiş de yani. Yazıya geçiş de böyle bir enteresan. Evet, ben bir fotoğraf makinesi aldım. İşte boş zamanlarımda, işte tiyatro yapmadığım zamanlarımda falan. Kıbrıs'ta bu arada yaşıyorum. Orada yaşıyorum bayağı. O halkın içindeyim, insanın içindeyim. Herkes tanıyor beni, ben de onları tanıyorum. Gayet mutluyum. Burada hep tiyatro yapmaya devam edeceğim. İşte burada ileride belki bir arsa alırım, bilmem ne yaparım. Orada yaşarım yani. Ne güzel, ne güzel insanlar ama çok, değil mi? Çok, harikalar. Kıbrıs'ın yerli halkı, o halkı. Çok entelektüel, aydın, demokrat, çok güzel insanlar. Ve çok gerçekten kültürü, tarihi yapıları olsun. Çok, gerçekten çok derin değil mi? Çok derin. Çok. Yani görebilene... Şimdi bizim için Kıbrıs ne yazık ki, ne yazık ki diyorum, geniş fotoğraftan söz ediyorum. Hep böyle gidip gelinen, işte gazinolara gidilen, eğlenilen. Yok değil, asla öyle değil. Tamam, hadi bu da olsun, bir şey demiyorum ama gidip o kadar çok şey ıskalanıyor ki. Tabii. Yani oradaki Kıbrıs'ın kültürünü, büyük bir medeniyet. Tabii. Ve o insanlar hala gündelik hayatta o kültür DNA'larını kendilerine devam ettiriyorlar. Ne yazık ki gidenler onu çok göremiyor. Aynen, aynen. Ama sen onu hissettin orada. Çünkü ben halkın içinde yaşadım. Çok yani güzel. Orada yaşadığım için. Fotoğrafçılığa merakım başladı. Bir fotoğraf makinesi aldım kendime. Boş zamanlarımda işte adanın her yerini gezip fotoğraf çekmeye başladım. Bir gün fotoğraf makinesine hızlı hızlı bastığımda, yani pardon, bastığın zaman bir özelliği var, böyle hızlı hızlı çekiyor. Karpaz'da eşekleri çekiyordum. Hızlı hızlı basıp böyle bir sürü fotoğraflar oluşunca baktığım zaman, aa dedim, filmi icat ettim. Bir saniye şimdi. Bunlar böyle hızlı hızlı oynattığın zaman, işte az önce eşek buradaydı, böyle 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 gidiyor. Lumière kardeşler. Evet, çok, Lumière kardeşler. Çok, kitapta da vardır. Çok, evet, çok güzel. Evet. Dedim ki o zaman, bir saniye, ben kafamda bazı hikayeler vardı böyle. Onları acaba fotoğraf karelerini birleştirerek ortaya çıkarabilir miyim? Bir şeyler anlatabilir miyim dedim. Ve iki tane deneysel film çektim. Birisi insan üçlemedir. Diğeri işte upside down, alt üsttür. Böyle sahneler kurmaya başladım kendime, tiyatro sahnesi gibi. Ve işte fotoğraf karelerini çeke çeke orada bir şeyler canlandırmaya başladım. İçinde de oynuyordum, ediyordum falan. Bir derdim vardı, bir şeyler anlatmak istiyordum. Çok güzel. O ara yazmaya da başladım işte aslında. Yani yazmayı da öğrendim. İşte o tekstleri oluşturmaya, nasıl bir şey yapayım. Kurgu, sonra kurguyu öğrenmeye başladım. Derken yazma merakı işte kısa öykülerle falan devam etti. Müthiş. Şimdi seni dinlerken bu romanın girişindeki hani o kız arkadaşını eve bırakan delikanlı, o duvardaki o tüfek, yani öyle bir yakalıyor insanı ki, işte orada müthiş bir görsel hafıza var. Onu kadar güzel sözcüklerle, bunu sözcükle vermek apayrı bir ustalık ama. Tamam, kurgulasın ama vermek, ama şimdi çok daha iyi anlıyorum. Demek ki o Karpaz'daki eşeklermiş o. Onu başlatan evet, o yürüyüş. Evet, çünkü evet, yazarken de aslında her şeyi kafamda canlandırmaya çalışıyorum ve onu okuyucuya benim kadar canlandırmasını istiyormuş gibi yazıyorum. Bu çok iyi sizin. Yani diyor. Atmosfer çok önemli. Peki sonra Kıbrıs serüveni, tamam, Kıbrıs buraya kadar. Nasıl dedin? Yani ne oldu? Bir davet mi geldi Türkiye'den? Yoksa sen mi artık tamam, perde burada kapanmalı dedin Kıbrıs için? Kıbrıs aslında buraya kadar da demedim de. Biz Rize'ye bir çocuk oyunu, bu kez başka fili oynuyordum sürekli. Ya ciddi. Evet, ne? Böyle bir fil şey. Başka güzel. Bir çocuk oyununda çocuk oynuyordum. Ama çocuk çok zor değil mi? Çok zordur tabii. Ya gerçekten. Başka bir alandır. Bambaşka bir alan, evet. Ve çok zor. Hani tıp biliminde hani göz doktoru olursunuz, kadın doğum uzmanı, kalp, ama çocuk doktoru nasıl ki? Değil mi? Çünkü çocuk ne kadın ne erkek, farklı bir yapı. Farklı tabii. İşte çocuk tiyatrosu da öyle, çocuk edebiyatı da öyle. Bizde hep böyle kolaya alınır, öyle şey sanılır. Hani hep öyledir. Çocuk dünyası şey olarak görülür Buğra. İşte oyalansın canım, oyalansın. Yok yok. Ya, hiç ilgisi yok, tam tabii, tersi. Yok. Özellikle çocuğu yani ne söylediğiniz, tabii kandıramazsınız yani. Ve gerçekten pedagoglarla falan hani o yani tekst zaten öyle çıkıyor. Ama onun dışında oynarken de
nasıl oynamanız gerektiğini de aslında pedagogla konuşmanız gerekiyor. Çok önemli. Ya. Çocuk oyunları çok önemli bence. Peki Rize'ye fil olarak gittin. Rize'ye fil olarak gittim. Turne yapıyorduk Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'yla. Sonra döndüm, dedim ki adaya dönmeden önce, yaz vaktiydi. Bir aileme uğrayayım işte. Ankara'dalar onlar. Ankara'da böyle bir onların yanındaydı. Baban, deden ne yapıyorsun evladım? Dedim işte fil oldum geldim. Şimdi de fil oldum geldim. Oğlum bu soytarılar, filler falan. Bir de Cimri'nin çocuk oyununu yapmıştık mesela. Aa, tabii. O güzel. Tabii. Sonra bir telefonum çaldı. Tanımadığım bir numara. Açtım. Alo dedi. Ben dedi Harika Uygur. Kim dedi bilmiyorum. Aa, güzel. Kimsiniz. İşte tanımıyordum. Bir, tabii tabii, ben alakam yok yani. TV sektörüyle, TV, bir de Kıbrıs'ta olduğum için orayla, orayla büyümüşüm yani. Evet, gibi uzak bir şey oldu. Çok uzak. Olarak. Kim tanımıyorum ben. İşte bir proje var. Tomris Giritlioğlu 60'lar, 70'ler, 80'ler diye bir proje yapacak. Sonra ismi Hatırla Sevgili oldu. O dönemki evet. ismi 60'lar, 70'ler, 80'ler. 3 ayrı proje olarak başlamıştı. Dedim ki ya dalga geçmeyin, kapattım ben telefonu. Sonra bir daha aradı. Ya işte sizin, ben sizi işte bu Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda oynamıyor musunuz? Evet, sizin fotoğraflarınızı işte Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın web sitesinde gördüm. Orada birkaç video parçaları gördüm. İşte oradan bir görüşmek istedim falan. Hadi dedim, kapattım. Benim Emre diye İkinci kez kapattım. Tabii tabii. Dalga geçmeyin ben de dedim, kapattım. Sonra benim Emre diye bir arkadaşım vardı, çocukluk arkadaşım Ankara'dan. Oğlum baksana, hani bir şey diyorlar sana, buradan görmüşler, buradan yapmışlar. Kim abi? Neydi ismi? Harika Uygur. Yazıyoruz. Aa, Harika Uygur bayağı şeymiş yani, casting direktörüymüş. Aman dedik, boş ver dedik. Bir kez daha arayınca dedi ki biz dedi biletinizi alıyoruz dedi. Ne bileti dedim, nereye gidiyoruz? İstanbul'a. Hayatımda hiç İstanbul'a gitmemişim. Hiç ama. O yaşa kadar hiç İstanbul'u görmedin. Hiç. Çok bir iyiymiş. Kere küçükken babamla gitmiştik. Onu da böyle az çok hatırlıyorum. İşte Boğazları, işte o köprüden geçerken falan filan. Onun dışında hiç. Emre dedim, sen de gel benimle. Ben ne yapacağım orada? Tamam dedi, dur ben de geleyim o zaman. Biz iki böyle İstanbul'a inmiş. Köyden geldim şehre. Aynen. O sizsiniz. Ne güzel. Yapacağımızı bilmiyoruz. Böyle metro nereye gideceğiz? İşte o dönem neredeydi? Levent'teydi yeri. İşte Harika'nın. Buradan, ha bak şuradan şu şeye bineceğiz işte. Buradan geçeceğiz muhtemelen, şuradan da şöyle geçeriz falan. Kendimize harita sonra. Planı, harita planı, yani bütün haritada planımızı yaptık. Gittik, bulduk, ettik falan. Öyle aslında başladı. Sonra o işte Tomris Giritlioğlu'yla görüştük ama yapamadım. Çünkü ben o zaman şeyim, ben dedim tiyatro yapıyorum ben. Orada benim oyunlarım var, ben hayatta gelmem yani ben. Şeyim ya. Ne dizisi yani falan. Çünkü gerçekten de oyunlarım vardı. Oyunlarıma gitmiştim, gelmiştim. Bir sene sonra yazın bu kez oyunlarım bitmişti ve boşa çıkmıştım. Hepimiz Birimiz için diye bir dizi geldi. Öyle başladım aslında. Yazın gittim. Sonrasında da dönemedim geri. İşte Güneşi Gördüm filmi oldu. Derviş Zaim Gölgeler Suretler filmini Kıbrıs'ta çekti. Ve benim de oynamamı istedi. O da çok komiktir. İlk filmim... Kıbrıs'ta. Evet, o da çok enteresan. Ve Derviş Zaim benimle görüşmek istediğini söylüyor. Ben diziyi çekmişim. Dizi çok da tutmamış. 5 bölümde patlamış. Bizi niye oynattılar onu da anlamış değilim. Yani tanımıyor kimse bizi. sonrasında Derviş abi, Derviş Zaim mi görüşecek bende? Nasıl görüşecek? Nasıl, bildiğimiz Derviş Zaim mi? Evet, görüşecekmiş. Biz bir işte kafede buluştuk. Böyle zarf var Derviş abinin önünde. Dedi ki bir tane film çekiyorum. İşte ismi Gölge... Kabul ettim dedim. Çok güzel. Hiç karakteri önemli değil dedim. Derviş Zaim olunca edilir evet, ama. Ben dedim hiç fark etmez. Kabul ediyorum. Okusaydın okumam. Evet. Kedi bile olsam oynarım. Hiç, belki fili oynamışım. Serseriyi oynamışım. Orada kendini şey, Süpermen salan deli. Deli oynamışım yani, fark etmez. Sonra öyle bir maceramız başladı. Bu arada Mehmet Ulubatlı da tabii ki desteğini verdi. Bu yola girmemde falan. Öyle geçti. Yani çok enteresan. Yani orada seçtiğim bir yol ama bunu kendim kurgulamadım. İleriye dönük şunlar yaparım, bu hedeflerim bunlar. Televizyon önüne geçmek, kamera karşısında değil. Sanki böyle o yolu seçtiğimde hep aydınlana gitti bütün yol. Yani onu, o kalbimle, hislerimle seçtiğim yoldu. Müthiş. Peki ben yine dönüyorum o kaprastaki eşeklere. Eşeklere. Şimdi bütün bu seni dinlerken, bu giderek yükselen oyunculuk hayatını dinlerken, yani işte yazar, edebiyatçı Buğra, yani şu birinci kıyameti yazmak, bu arada hangi süreçte, nereden aklına geldi, nasıl beyninin bu kadar yoğun oyunculuk hayatının içerisinde olgunlaştı, bu kitabın hayalini kurduğun, nasıl başladı bu?
İşte yazma kısmı aslında işte Kıbrıs'ta o Karpazlar'dan işte eşeklerden sonra başladı. Evet. Kökü o mu? Yok. Kıbrıs'ta değil. Şöyle. Ya Kıbrıs'ta değil. Evet. Oradan başladıktan sonra ben İstanbul'a geldikten sonra biz bir tiyatro kurduk. Serhat Teoman, Emre Erkan, ben. Pragma diye bir oyun yazdım ben. Seri katilleri anlatan. Tiyatro oyunu yazdım. Tiyatro oyunu yazdım. O oyunu oynadık. Çok da beğenilmişti o dönem. Sonra tiyatromuz devam ediyordu. Başka bir oyun yazmıştım Dip isminde. Sonra o oyunun filmini çektik Mahalle diye. Sürekli senaryolar yazmaya ve öyküler yazmaya devam ediyordum. Bir gün, tiyatro ve sinema çerçevesinde. Evet, sinema çerçevesinde. Bir gün bir dizim bitmişti. Hangi diziydi? Bana Artık İcran'da dizisi bitmişti. Güzel bir işti, erken bitmişti. Sonra işte tam o dönem boşluktaydım. Muhammed Ali'yi araştırdım. Muhammed Ali'nin belgeselini hemen izledim. Hemen de bunu gösteriyor değil mi? Çünkü burada evet, orada işte kendini Süpermen sanan evet, ben de aslında çocuk. Sonra yıllar sonra Muhammed Ali araştırıyor. Bu da çok ilginç bir çizgi romandır. Süpermen ve Muhammed Ali'nin maçını anlatır bu. Aslında uzaylılar dünyayı istila eder. Süpermen ve Muhammed Ali maç yapar. Sonra da birlikte dünyayı kurtarırlar. Tipik olur. Bir Süpermen senaryosu. Peki Muhammed Ali'yi araştırıyorsun bu arada. Muhammed Ali'nin belgeselini izledim ve daha sonra ben babamdan duyuyordum zaten. Yani babamın döneminde aslında sabaha kadar bekleyip Muhammed Ali'nin maçlarını izlemeli. Kalkar seyrederdik. Tabii. Bütün maçlarını internetten izlemeye başladım Muhammed Ali'nin. Sonra işte belgesellerini, işte röportajlarını, işte o dönemki... Birdenbire Muhammed Ali'ye merak sardın yani, değil mi? Sardım, evet. Sonra dedim ki bizim niye bir ilk boksörümüz yok mudur acaba? Vardır herhalde yani, ya da bir şekilde olmuştur derken Sabri Mahir'i buldum. 1900 yılların içinde, 1910'da üstelik Mektebi Sultani, yani Galatasaray Lisesi'nde, Galatasaray'da futbol oynuyor. O daha futbolun işte Ali Sami diyeceğim çünkü yani sonra Ali Samilerin kurduğu Galatasaray Futbol Kulübü'nde futbol, Galatasaray'ı nasıl kulübünü kurduklarını ve sonra nasıl aslında ilk ceza alan futbolcu olmasıyla o dönemin müdürü Tevfik Fikret ve Monsieur Ravel edebiyat müdürü Sabri'yi boksa yönlendirmeleri, öfkesini yenmesi için. Çok ama ilginçti. Sonra çok ilginç. Sonra öfkesini dindirmek yerine aslında kendi kıyametini yarattığını Sabri'nin ve kaçıyor. Kaçmak zorunda kalışı kendi topraklarından. Marsilya'ya gidişi, Fransa'ya gidişi, sonra devam edecek. İkinci kıyamet, İngiltere'si, Almanya'sı. Çok dedim ki bunu yazmam gerekiyor benim. Müthiş. Bu arada bak sana bir oyuncak getirdim. Çocuklar için yapılmış Türkiye'de boks eldiveni. Şuna bakar mısın? Ellerin sığmaz içine. Nasıl? Ama hayallerin sığabilir. Peki senin boksla falan bilgin var mıydı öyle gençlik yıllarında, sporla falan filan? Çok yoktu aslında. Yani, Muhammed Ali ile başladı. Evet, babamdan hep Muhammed Ali'yi duyardım yani. Öyle bir boks yapma şeyim de olmadı. Çünkü zaten aslında şöyle, bu bir boks romanı değil. Hiç değil. Bu bir yani boksörün burada, hayatı aslında. Evet, yani şelik kitabın sonuna doğru o bir boks maçını anlatışım var. Aslında yani bir spiker gibi boks maçı değil anlattı. O kadar güzel metaforların, kurguların var ki. Ya dediğim ya, bundan sonra ne yazacağını çok çok merak ediyorum. Peki, bizde belge bilgi bulmak çok zordur. Hele ki tarihe yönelik gerçek bir karakter üzerine çalışma yapmak çok çok daha zor. Bilinmeyen, çok dipte kalmış bir insanın, evet, ondan evet, ilham aldın. Nasıl bir çalışma yaptın, evet, bu arada? Yani TRT'nin topladın? Yaptığı bir belgesel vardı, evet, Sabri Mahir üzerine. Sonra işte Galatasaray'dan müzesinden rica ettim. Birkaç bilgiye ulaştım Sabri Mahir'le ilgili. Tam olarak Sabri Mahir'in yolu, yani yaptıkları çok detaylı bir şekilde yok. Şunları yaptı. Şurada işte kaçtı, Marsilya'ya gitti. Orada şunu yaptı, şunu yaptı. Daha sonra ben bunu aslında Sabri Mahir'in yaşam hikayesinin esinlenerek kendi kurguma dönüştürdüm. Çünkü hep merak ettiğim bir dönemdi. Birinci Dünya ve İkinci Dünya, Dünya Savaşları'nın öncesindeki aslında ki o kaosun nasıl var edildiği, var olduğu ve sonrasında Birinci Dünya Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl kartların yeniden dağıtıldığı dönemi hep işlemek istiyordum. Sabri Mahir tam o döneme denk geliyordu. Ve dedim ki yani onun üzerinden de aslında onun hikayesini anlatırken de kendi istediğim, anlatmak istediğim şeyleri de anlatabilirim diye
Düşündüm, müthiş. Düşündüm. Bu arada ben boks ve debat üzerine çok uzun süre düşünen, denemeler yazan birisiyim. İşte Behçet Necatigil'in bir şiirinde vardır, Ring şiiri. Evet, biliyorum. Keza Abidin Dino'nun abi Arif Dino, şair ve boksör. Yine dünya edebiyatında Arthur Cravan vardır. Arthur Cravan, André Gide'e bir not bırakıyor. Diyor ki, Sayın Gide, boksu edebiyata yeğlediğimi bilmenizi isterim. Şair bırakıyor edebiyatı, ringe çıkıyor. Ve ilk maçı kimdi biliyor musun? Dönemi dünya şampiyonu, Jack Johnson. Şair ya, direkt böyle konuya dünya şampiyonundan gidiyor. Maça çıkıyor. İlk round bitiyor, bitiyor. Arthur Cravan sedyeyle taşınıyor. Haliyle. Ki, ah diyor, şu Jack Johnson gibi gülmeyi çok isterdi. Çok ilginç. Şimdi adında bir dergi çıkarıyormuş. Sonra dergiyi dağıttığı herkesten topluyor. Çuvallara koyuyor, sandala biniyor. En son Arthur Cravan Atlas Okyanusu'na kürek çekerken görülüyor. Bir daha da haber alınamıyor. Çok ilginç. Yani bu boksörlerin dünyası gerçekten çok ilginç. Ama sendeki boksörü anlattın aslında. Kendi dünyanı, kurgunu kattın ki o zaman edebiyat olur, belgesel olmaktan çıkar. Bunu da büyük bir ustalıkla yaptın ilk kitabın olmasına rağmen. Şimdi, ne kadar bir zamanda yazdın bunu? Nasıl bir zaman diliminde? Çünkü bir yandan oyunlar, işte sözün ettiğin filmler. Yani şöyle, aslında ilk film senaryosunu yazmıştım ben 7-8 yıl önce. Tabii. Çünkü film senaryosunu yazdım 7 yıl önceydi sanırım. Bütün kurgu belliydi zaten, bütün hikaye belliydi. Ama o kadar bütçeli bir film ki onun biraz daha zamanı var diye düşündüm. Sonra da şöyle düşündüm. Dedim ki bunu daha detaylı bir şekilde bir romanın içinde anlatırsam bu hikayeyi, her okur kendi filmini çeker kafasında. Güzel. Dolayısıyla işte kitabını yazmaya başladım. Evet. Ara ara yazıyordum zaten ama hikaye kurgu belli olduğu için garip bir şekilde sevdim de, yani hızlı da yazıyorum yani. Müthiş. Peki şu anda Buğra'nın yazmakta olduğu, çünkü bir romanı yazarken genelde bir edebi metinle haşır neşir olurken başka şeyler gelir aklına. Hani ya bak bu da bir roman olabilir, sonraya kalsın. Var. Dediklerin çıktı mı? Var. Yani öncesinden de zaten sürekli hikaye araştırmayı sevdiğim için Sunay abi, yani bu arada sürekli takip ederim seni de. Sende hikayeler çoktur. Belki içinden bazılarını cımbızla çekerim. Müthiş ama. Yani Sabri Mahir benim o dönemde açıkçası ben biraz daha edebiyat ve boks ilişkisinde kaldığım için çok fazla girmedim. Ama işte belki Tevfik Fikret'le yakalarım falan filan. Ki burada Tevfik Fikret'i o kadar güzel yerleştirdin ki içine, kutlarım seni. Teşekkür ederim. O kadar çok... Sonrası var ama İkinci Kıyamet'te, şu an yazdığım İkinci Kıyamet'te hemen şöyle bir spoiler vereyim. Almanya'ya gidiyor. Almanya'da bir boks ve jimnastik salonu açıyor. Sabri Mahir. Orada bayağı boksör... Bertolt Brecht. Marion Dietrich. Oo. Bütün onun salonuna geliyorlar o dönemin edebiyatçıları. Ve aslında var olmayan ülke diyor burasına. Burada kadınların da erkeklerin de herkesin felsefeyi, edebiyatı tartışacağı bir yer yaratıyor aynı zamanda. Müthiş. Şöyle bir salon düşünün, gerçek bu da. Bir taraf böyle sırf kitaplarla dolu. Masalar ve üzerinin içinde felsefe tartışılan, edebiyat tartışılan, siyaset tartışılan bir yer. Hemen yanında bir ring var. Orada kadınlara jimnastik öğretiliyor, boks öğretiliyor gibi bir salon. Müthiş. Almanya'nın o yıllar, İkinci Kıyamet'te Almanya'larında spor salonlarında, evet, böyle bir sosyal hayatın buluştuğu yere gidip antrenman yapılan çıkılan yerler değil zaten. Evet. İkinci Dünya Savaşı öncesi, sonrasında zaten. Of of. Bu arada Nazi Almanyası değil mi? Tabii. Oy. Bunu yazıyor musun? Evet. Elini çabuk tut. Zaten yazmıştım, biz ikiye böldük. Çünkü baktık ki şöyle, aslında iki kitap olmayacaktı bu. İki seri gibi olmayacaktı. Aren Şenorken işte dedik, evet, ki İnkılap. Aren İnkılap kitabı. Aren dedim, bu 500 sayfa falan olacak. İkiye bölelim abi o zaman dedi. Çok şey oluyor o zaman gibi. Hani çok. Bir de ilk kitap böyle çok kalın olmasın, göz korkutmasın dedik. Tamam, bunu burada bitirdik. Şimdi İkinci Kıyamet devam ediyor. Zaten o dönem yazmıştım, şimdi üzerine tekrardan devam ediyorum. O zaman yakın bir tarihte okuyacağız. Evet, onu. Evet. Ama elini çabuk tut. Evet. Çünkü bu kesmedi yani. Bu çok alıştırdı bizi. Alıştırdı, çok, evet. Bu çok güzel bir alışkanlık. Ya bak sevgili Buğra, şimdi mimarlık okudun ya. Evet. Mimarlık ve oyuncak konusu çok ayrı bir kanaldır oyuncak tarihinde. Şu görmüş olduğun Türkiye'de çıkan inşaat oyunu. Bak, mimarlık oyunu. Görüyor musun? Bu çok bir kuşağı var etmiştir bu. Bakar mısın şuna? Dündar İnşaat Oyunu.
Harika bir oyundur. Bu küçük boyu, şu görmüş olduğum büyük boyu. Ama aslında bu oyuncak Alman kökenli bir oyuncak. Yine geldik Sabri Mahir'in Almanya'sına yani. Evet. Bak orijinali bu. Tabii ki taklitle başlar oyuncak endüstrisi. Ama bizde oyuncak endüstrisi kendini bulamadan ne yazık ki kayboldu gitti. Bu da aslında az önce gösterdiğimiz oyuncağın orijinali. Orijinali. Bakar mısınız? Almanya değil mi? Almanya'da. Şimdi sevgili baban bizi seyrediyordur. Şimdi bir inşaat yapalım. Yıllar sonra babanızın adı neydi? Niyazi. Niyazi, sevgili Niyazi Bey. Yıllar sonra oğlunuz mimarlığa, bak şuradan rica ediyorum şöyle bir yapı bir şey kura. Evet, evet. Evet. Ve baba. İşte evet, görmek baba. istediğiniz Buğra, mimar sonunda. İşte o palyaço olan, Rize'ye evet, fil baba. Olarak giden. Oyuncaklarla inşaat artık yapıyoruz. Yapacak, ne yapalım yani? Evet, artık bir yani mimar olarak bir şey yapmadın değil. Değil, evet. Burada şu anda Buğra Gülsoy'un ilk mimari eserine tanık oluyoruz değil mi? Evet. Güzel, evet, gördüğünüz gibi. Bayağı unutmuş Niyazi Bey. Evet. Bayağı unutmuş, evet. Bayağı unutmuş. Ama bunu da başaracak. Evet. Bu baba. Tepesine bir şey koyalım ama. Ne koyalım? Şu tepeye bir şey istiyor. Şunun üstüne bir şey istiyor. Şunu mu koyalım? Saati koyalım ya. Bak aynen. Sonunda yine saat. İşte o saatleri kesip resimlerini evet. arkadaşına satan çocuk sonunda yapmış olduğu ilk mimari yapıtında saati de en yukarı yerleştirdi. Ama sen bundan çok daha zorunu başardın. Mimarlar çok değerlidir. Ama bu eğitim alırken bir yandan tiyatro, bir yandan sinema, hele ki edebiyat, ki araştırmacı bir yönün de var senin. Bu kitapta onu da gösteriyor bize. Az önce kitabın ikincisini yazmak için Sabri Mahir'in Almanya'daki döneminden söz ettin. O dönemi araştırıyorsundur. Bir de araştırmacı yönün var ki sabırsızlıkla bekliyorum. Çok, daha aslında kafamda çok var. Yani bu bir başlangıç oldu benim için. Belki de bu yaşımı bekledim, bilmiyorum. Onu da kendim seçmedim, kendim belirlemedim. Peki yani ne düşünüyorsun? Şimdi bir yandan o oyun var, sinemalar var, teklifler geliyordur. Bir yandan yazmak. Böyle çok başarılı, sanatın birkaç alanda başarılı olan insanlar var ki onlardan biri Zülfü Livaneli. Senin kitabın abi. Kapağının arkasına da çok güzel bir yazı koydu. Diyor ki, Buğra Gülsoy bir ilk romandan beklenmeyecek bir kurgu ustalığı ve işlek bir dille okurlarına ilginç bir hikaye anlatıyor. Okurların sayfalar akıp giderken alacağı edebiyat tadını tahmin edebiliyorum. Hayatımın en güzel gerçekten günüydü doğru. Bu cümleleri ondan duymak. Katılıyorum, tamamıyla katılıyorum. Peki yani işte Zülfü Livaneli çok değerli bir müzisyen, çok usta bir kalem, çok iyi bir yönetmen, sanatın birkaç alanında var oluyor. Sen ne düşünüyorsun böyle? Devam edecek. Yazmaya devam edeceğim. Bu kitaplar çoğalacak. Çünkü yine bu zamanı beklemedim. Bir şekilde kendisi çıktı. Daha önceden evet yazmaya başlamıştım ama demek ki bu yaşımı beklemiş kelimeler kitap olmak için. Devam edecek. Çok hikaye var elimde. Kafamda eğer, anlatmak istedim. Eğer günün birinde ya hani bir yolu seçeyim diyecek olursan benim sana önerim edebiyat olsun. Ya oyuncunun da asla bir şey... Hayır. Ama ben edebiyatçıyım ya. Kendi şeyimize çekmek istiyorum. Oradayım, yani, artık oradayım. Yani, gerçekten bu kadar hayal gücü güçlü olan bir insan, kurguyu çok iyi bilen bir kalem. Ne yazdığını insan merak ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada. Çok inşa edemedik ama. Evet. Ya bize inşa bir şey daha mı koysak, ne yapsak? Devam et. Ben programı kapatayım. Evet. Tamam. Efendim, Kıbrıs'ta mimarlık eğitimi alıyor. Babası Niyazi Bey onun iyi bir mimar olmasını bekliyor. Fakat o gidiyor çocuk tiyatrosunda soytarı oynuyor. Rize'ye bir çocuk oyununa fil olarak gidiyor. Sonra birbirine güzel oyunlar, filmler ve elimizde harika bir kitapla çıka geliyor. İşte o çocuk Buğra Gülsoy. Hala devam ediyor inşallah. Peki devam et. Ha böyle bakıyorsun ki nasıl olmuş diye. Tabii. Böyle böyle da, göremiyorsun mühendislik yani. Mi olur göremiyorsun. bir daha bak nasıldı? Şöyle. Ha, evet ilk mimar evet. Eserini görüyor. Bak şurayı şey yapmamışız evet. Evet baba, oğlun da gurur diyebilirsin artık. İyi ki varsın. Teşekkür ederim abi, sen de.